Caner, elimde bir şey var. Ne var? Yani bilmiyorum ama bir şey sakladı aşikar. Şunu bir konuşsan hadi. Abla yeter ama ya, ben de insanım. Beni böyle işitme cihazı gibi kullanma artık, yeter. Caner'cim sen onun dayısısın. Bana söyleyemediğini belki sana söyler diye söylüyorum. İyi tamam, gider bir konuşurum, ne yapayım? Emir ne dedi bu arada? Bir şey demedi abla ya. Vallahi atacağım kendimi camdan aşağı. Artık mezar taşımla muhatap olacaksın, yeter. İyi tamam, okey, bir şey sormuyorum. Hadi git konuşayım Erim'le. Tamam, şu hale bak. Dışarıda sniper, evde kuru sıkı. Vay, vay, dayısının paşası. Oo, dayı. Ne iyi ettin de geldin oğlum. Biliyorsun çok eğleneceğiz değil mi? He? Ben de sana güvenerek geldim zaten ya. Hiç merak etme. Her gün ayrı bir atraksiyon yaşayacağız. Gel bir sarılayım. Gel sana. Be. Vallahi benim biraz harekete ihtiyacım vardı. İyi oldu. Sen hiç merak etme. Yalnız burası çok alçak. Benim kamburum çıkacak. Gel şöyle ferah ferah terasa çıkalım. Gel. Geçelim dayı ya. Bana da alçak geliyor. Oh be. Paşam. Anlat. Ne var ne yok. Anlatacak bir şey yok dayı ya. Bire gitti, Yiğit de gitti. Öyle kala kaldım. Sen de Yıldız, Zehra, Asuman üçlüsü arasında bunaldın tabii değil mi? Aman aman uzak olsunlar. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Yok, bir şey oldu yok. Ablamla zaten hiç sorunum yok. Ablanla olmaz ama Yıldız ve Asuman'la olabilir, öyle mi? Oğlum bir şey olduysa anlat, söyle. Dayı ben öyle bir şey demedim ya. Kadının arasında bayıldım biraz, ondan öyle oldu. Buranın manzarası da çok güzel değil mi ama? Güzel tabii dayıcığım, baksana ferah ferah. Abla, haklı mısın, bir şey var. Ne oldu anlat. Yıldız'a sinirli gibi geldi bana. Yıldız'a mı? Niye? Ya ne bileyim, bir şey söylemedi. Bir şey saklıyor gibi. Caner bak, eğer o Yıldız bana olan sinirini yerimden çıkarmaya kalkıyorsa yemin ediyorum bak. Abla, ablacığım gözünü seveyim, saçmalama ya. Şahika mı bu? Yıldız ne yapacak kocaman çocuğa? Sen de artık çocukları neye kadar bebek gibi görmesen iyi olur. O zaman ne oldu? Erim neden bu halde? Ha? Yıldız'la arası iyi değil miydi? İyiydi. Bizim onu öğrenmemiz gerek Caner. İyi de abla, nasıl çocuk konuşmuyor ki? Konuşmayan birini konuşturmanın en basit yolu nedir Caner'cim? Yok artık. Yok artık, oğlunu da işkence yapmayacaksın herhalde. Saçmalama Caner. Blöf yapacağım. Blöf. Erim. Anne buradayım, gel. Benim de küçük bir işim vardı, yanınıza geliyordum. Dur dur, gelme aşkım benim. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Erim'cim canın neye sıkkın ben çok iyi biliyorum. Bana anlatabilirsin. Neyi biliyorsun anlamadım. Olanlardan bahsediyorum. Yıldız'dan. Nasıl ya? Babam sadece ikimizin bildiğini söylemişti. Sana da mı anlattı? Hayır, baban bana hiçbir şey anlatmadı. Ben kendi yöntemlerimle öğrendim. Bravo anne ya. Gerçekten bravo. Ya madem böyle bir şey biliyordun, neden babama söylemedin? Neden adamın aptal yerine konmasına izin verdin anne? Yani bilemedim ben de Erim'ciğim. Anne nasıl bilemedin? O gün Yıldız'a bas bas bağırıyordun. Sırf Halit'in imkanlarından faydalanmak için Halit'le evleniyorsun ve bunu bir kişi bilmiyor, o da Halit. Üstelik deli gibi aşıkken Kerim'e. Yıldız. Bunlar derin mevzular oğlum. Anne istediği kadar derin olsun. O benim babam. Haklısın ama ben de tabii ne yapacağımı bilemedim. Merak etme, ben babanla konuşurum. Hayır hayır, olmaz, hiçbir şey konuşamazsın. Benim anlattığımı düşünür. Okey canım. Ama sen de üzülme, tamam mı? Baban her şeyin üstesinden gelir. Ben de öyle umuyorum. Merak etme. O zaman sen işini bitirince yanımıza gel, olur mu? Dayınla aşağıda seni bekliyoruz. Tamam. Ne dedin?
Ne dedi? Belli bir şeyler söylemiş. Evet. Söyledi de söylediklerini benim aklıma almadı. Ya ne dedi? Ne anlattı? Bir söylesene. Erin ve Halit Yıldız'la konuşmalarımı duymuş Caner. Ne? Ne diyorsun ya? Yani benim anlamadığım... Ben Kerim'e aşıksın filan dedim. Halit bunu duyduysa yani nasıl sessiz kalabiliyor? Ya abla demans var bak bu Halit'te. Kesin bunun adı. Yaşı da geldi. Hiç öyle bir şey yok Caner'cim. Turp gibi Halit. Ama başka bir şeyin peşinde ya. Erim'e de sakın hiç kimseye söyleme demiş çünkü. Aa tamam. Tamam Erim biliyor her şeyi işte ona soralım. Abla senin de şoktan kafan durdu ha. Ya Caner ben biliyorum diye blöf attım. Şimdi onun ağzından laf almak için ona yalan söylediğimi öğrenirsin. Hiç kimseye güveni kalmayacak bu çocuğun. Ya tamam ben sorayım. Aa olmaz. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmamamız lazım. Şüphelenmemeli. Yani yine bir bulmacanın içine düştük. Yani Halit bunu bilip... Bir de sessiz kalıyorsa bunun altında bir şey olmalı Caner yani. İyi de ne abla? Yani bu düğün yakında değil mi? Evet. Yakında da. Belki de değil. Biz öyle sanıyoruz. Ya abla tamam. Belki de Halit bu durumu sineye çekti. Yani ortada küçücük bir çocuk var. Belki oğlu için yapıyor bütün bunları. Oğlu için tabii ki ya. Ne oldu ya? Ne oluyor? Caner bak ben sana söyleyeyim. Halit oğlunun velayetini almak için susuyor. Mahkemeye delil lazım. Aynısını bana yapmamış mıydı? Ben nasıl böyle bir şey düşünemedim ya? Yok artık ya. Eminim Caner. Ben bu adamla 15 yıl evli kaldım. Böyle bir şeye susacak bir adam değil bilmiyor musun yani? Kesin delil topluyor şu anda. O zaman Yıldız'la evlenmeyecek. Evet. Tabii ki de evlenmeyecek. Aa, Erim'i de bildiğini belli etmesin diye bize yolladı. Aynen öyle. Ne yapacağız peki ablacığım? Halit'e bildiğini söylemeyecek misin? Sonra sana kızmayacak mı madem biliyordun bana niye söylemedin diye? Bak Yıldız'ın çöküşü bizim sonumuz olmasın. Caner'cim, ablanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben o kadar aptal mıyım? Hı? Yıldız derdine yansın. Ama benim onunla bir an önce barışmam gerek. Yıldız'la mı? Ne alaka ya? Onunla yeniden samimi olup Kerim'le ilgili bilgi alacağım. Tabii ki bunları ne yapacağım? Halit'e uçuracağım. Eysi Caner'cim, Halit'e de diyeceğim ki Halit'cim yani sen üzülmeyesin diye emin olmadan söylemek istemedim. Ama artık eminim bak bunlar da belgeleri diyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Abla biz nasıl öleceğiz acaba? Nasıl can vereceğiz çok merak ediyorum. Yani kimse hakkını helal etmeyecek mi?